Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 25, 26, 27 Nisan 2019 tarihinde yapılan Türkiye geneli özde bir yayınlarının Türkçe sorularını çözmüş olacağım. Bu ve diğer Türkiye geneli deneme sınavlarını daha yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden söz etmektedir diyor arkadaşlar. Buna bakacağız. Hemen parçamıza bakıyoruz. Müzik tek başına değil insanlarla var olan bir olgudur. Bireysel ve toplumsal yaşayışın, teknolojinin, ekonominin onun üzerinde büyük etkisi var. Bütün Bugün bütün bu koşullardan hareketle düşününce müziğimizin neden olması gereken yerde olmadığını anlarsınız. İnsanlar ellerindeki klasik müzik hazinemizden habersizce onca kıymetli mücevheri, altın külçelerini bırakıp sağdan soldan buldukları tenekeler ile uğraşıyorlar. Yapılan beste ve çağrışımlar içinde sevdiklerimden çok sevmediklerim var ifadesini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar parçaya baktığımızda bakın şuradan aldığımızda müziğimizde neden olması gereken yerde olmadığını anlarsınız. İnsanlar ellerindeki klasik müzik hazinemizden habersizce onca kıymetli mücevheri diye devam ediyor. Bu altını çizmiş olduğumuz yerlerden de anladığımıza göre arkadaşlar yazar müziğimizin gelenekten beslenmediği için giderek kalitesizleştiğini ne yapmıştır arkadaşlar söz etmektedir. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneğidir. Geçiyoruz ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır diyor. Hemen cümlemize bakıyoruz. Hemen her yazar yapıtında kapıları kapalı tutar. Okur elinde ne kadar anahtar varsa o kadar kapıyı açar demiş. Arkadaşlar bu cümleden anladığımıza göre okur ne kadar bilgili ne kadar kültürlü olursa bir yazardan anlayacağı ya da alacağı şey o kadar fazladır anlamını çıkarıyoruz. Hemen seçeneklere bakalım. Nitelikli bir yapıtta yazar okuru engibesiz bir yolda yürüterek düşüncelerini ona aktarır. Düşüncelerini ona aktarır diye bir şey göremiyoruz. A seçeneğini elemiş olduk. Okur ancak kendi beklentilerine uygun yazan sanatçıların yapıtlarına ilgi gösterir. Arkadaşlar böyle bir şey de çıkaramıyoruz. Kapalı bir anlatımla oluşturulan yapıtlar daha az sayıda okur tarafından okunur. Böyle bir şey de çıkaramıyoruz. Okur yazarın anlatmak istediklerini kendi birikimi ölçüsünde anlar. Bu bir dursun arkadaşlar. Seslendiği okurun düzeyi yazarı yapıtını oluştururken etkiler. Böyle bir şeyden de bahsetmiyor. En yakın cevabımız nedir arkadaşlar? D seçeneğidir. Okur yazarın anlatmak istediklerini kendi birikim ölçüsünde anlar olacaktı doğuracağımız. Üçüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım birinci cümlede zamana bağlı bir değişimden söz ediyor demiş. Okuyalım. Bağışıklık sistemi için en önemli bir organ olan timüs bezi yaş ilerledikçe işlevini kaybetmeye başlıyor demiş. Yaş ilerlemek arkadaşlar zamana bağlı bir değişimdir. O yüzden doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci cümlede birinci cümlede dile getirilen durumun yol açtığı olumsuz bir sonuçtan söz ediliyor demiş. Bakalım. Bu durum yaşlı insanların hastalıklara daha kolay yakalanmasına neden oluyor demiş. Bu da arkadaşlar doğrudur. O yüzden ikiyi de elemiş olduk. Üçüncü cümlede bir çıkarımda bulunuyor demiş. Bakalım. Araştırmacılar ileri yaşlardaki farelerde işlememeye başlayan tümüs bezini yenileyen bir mekanizmayı yeniden etkin hale getirdi. Dursun arkadaşlar bir bu. Dördüncü cümlede yorum yapılıyor demiş. İnsanların ve farelerin genetik benzerliği insanlardaki tümüs bezlerinin etkinliğinin de benzer biçimlerde artırılabileceğini düşündürüyor demiş. Bakın düşündürüyor demiş. Bu bir yorum ifadesi arkadaşlar. Dolayısıyla biz D seçeneğinde demiş oluruz. Beşinci cümlede olası bir durum karşılaştırma yapılarak belirtiliyor demiş. Bakalım. Böylece yaşlı insanların vücutlarının hastalıklara karşı daha dirençli olması sağlanabilir demiş. Evet arkadaşlar zaten daha kelimesini gördük. Olası bir durum insanların vücutlarının hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlamaktır. Bundan da söz ediliyor. Beşi de elemiş oluruz. Ama arkadaşlar 3. cümlede herhangi bir çıkarımda bulunulmuyor. Bundan dolayı da cevabımız nedir? C seçeneğidir. Dördüncü soru. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen sanatçılar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Edebiyat dalgalı bir denizdir. Bu denizde hep bilinen biçimlere, türlere, anlayışlara uyanlar koca bir gemide rahat yolculuk yapanlar gibidir. Yolculuk onlar için tehlikesizdir. Ancak adlarını edebiyat tarihine yazdıracak olanlar gemiyi terk etme cesareti bulanlardır. Bakın arkadaşlar, gemide olanlar için tehlikesiz bir yolculuk var. Onlar için arkadaşlar gemide rahat yolculuk yapmak önemli. Ama adını edebiyat tarihine yazdıracaklar ne yapıyor arkadaşlar? Gemiyi terk etme cesaretinde bulunuyor. Demek ki var olan klasik şeylerin dışına çıkma anlamını veriyor altı çizili söz. Buna bakacağız. Sadece belli bir türde yazanlar demiş A seçeneğinde. Bunu arkadaşlar doğru değildir. Bunu elemiş olduk. Başkalarının eleştirilerini umursamayanlar. Bunu da elemiş olduk arkadaşlar. İstediği yoldan hiç sapmayanlar bu da olamaz. Bunu da eledik arkadaşlar. Alışılmadık yöntemlerle yapıt verenler bu olabilir. Toplumsal içerikli yapıtlar oluşturanlar bu da olamaz arkadaşlar. Nedir doğru cevabımız? D seçeneği olacaktır. Alışılmadık yöntemlerle yapıt verenler ne yapmıştır? Gemiyi terk eden insanlar olmuştur. O cesareti elde eden insanlar olmuştur. Beşinci soruya geçiyoruz. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Parçamıza bakalım. Anlatının varoluşundan beri gözümüzün önünde aslında bu. Efsaneleri ve destanları kim üretti sanıyoruz? Sözlü edebiyat insanın hayal gücüne sınır koymadı. Şimdi de yazılı edebiyat bunu kabulleniyor. İnsan hep uçmak istedi. Evet, uçağı yaptı ama bu insanların herhangi bir aletten yardım almadan uçmaları gibi bir hayali yok edemedi ifadesinde. Bakın arkadaşlar ilk cümleyi bir kez daha okuyalım. Anlatının varoluşundan beri gözümüzün önünde aslında bu diyor. Gözümüzün önünde aslında bu. Okurların ufkunu açan eserlerin sayısı azalıyor. Böyle bir şey olamaz. Sözde edebiyatın en güzel örnekleri geçmişte kaldı. Bu da olamaz. Bilim kurgu yapıtları gençler tarafından çok büyük ilgi görüyor. Bu da olamaz. Gerçek üstü edebiyat son zamanlarda ortaya çıkmadı. Bu dil ve anlam bütünlüğünü sağlıyor. Dursun bir kenarda. Okurlar hiçbir zaman gerçekçi anlayıştaki yapıtlara mesafeli durmadı. Arkadaşlar bunu da ederiz. Doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir. Gerçek üstü edebiyat son zamanlarda ortaya çıkmadı. Anlatına, anlatının varoluşundan beri gözümüzün önünde aslında bu ifadesi dil ve anlam bütünlüğü sağlamaktadır. 6. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşıt durumlara yer verilmiştir diyor. D vitamini vücudumuz için son derece önemlidir ve güneş ışığını 15 dakika görmemiz halinde vücudumuz tarafından üretilir. Her ne kadar ülkemizde güneşli gün sayısı oldukça fazla olsa da D vitamini eksikliği olmayan kişi sayısı çok azdır demiş. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşıt iki durum var güneşli gün sayısı fazla. Fakat D vitamini eksikliği olmayan kişi sayısı da nedir? Çok azmış. Bundan dolayı da cevabımız nedir? 2 numara olacaktı. Yani B seçeneğidir. 7. soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Bakalım. İyeli keki almış isim diyor arkadaşlar. Var mı? Ilık bir su gibidir içimde yalnızlığım. Bakın benim içim, benim yalnızlığım dersem şu yalnızlığındaki ım nedir arkadaşlar? Bu iyilik ekidir. Dolayısıyla ben A seçeneğini elemiş olurum. Ek eylemli yüklem demiş. Yalnızlığım ruhumda uzak bir ses gibidir derken şu dir nedir arkadaşlar? Ek eylemdir. İsme gelmiştir. Onu yüklem yapmıştır. Dolayısıyla ben B seçeneğini de elemiş olurum. Belgisiz sıfat diyor değerli arkadaşlar. Nerede var belgisiz sıfat? Bakın şurada bir sözcüğü var. Bir ses gibidir diyor. Bu ses herhangi bir anlamına geldiği için arkadaşlar belgisiz sıfattır. O yüzden D seçeneğinde elemiş oluruz. Basit çekimli fiil demiş. Bakın gelmekten gelir olmuş. İr nedir burada? Geniş zaman ekidir. Ek fiilde almadığı için bu basit çekimli bir fiildir. O yüzden E seçeneğinde demiş olduk. Belirtili ad tamlaması demiş. Arkadaşlar bakalım her sabah ufkunda mavi şarkılar gelir ve her sabah ürperir içimde yalnızlığım. Bu parçada hep tamlayana düşmüş isim tamlaması var arkadaşlar. O yüzden belirtili ad tamlaması yoktur. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneğidir. 8 soru. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir demiş. 1970 ve 1980'lerde petrol kaynaklı enerji krizleri 1900'lerin başında yaygınlaşıp kaybolan elektrikli otomobillere kısa süreli bir ilgi oluşturdu. Fakat elektrikli otomobiller günümüzdeki gibi büyük, kitlesel bir pazara ulaşamadı. Bakalım. Petrol ürünlerinin arzında yaşanan sıkıntılar otomobil sayesinde alternatif enerji kaynaklarına yönelmeye neden olmuştur. Olabilir. Elektrikli otomobiller geçmişte bazı dönemler öteki otomobillerden daha çok satılmıştır. Elektrikli otomobiller ucuz olduğu için günümüzde ilgi görmektedir. Petrol kaynaklı yakıtların fiyatı düşerse elektrikli otomobillere ilgi azalacaktır. Günümüzde de petrol kaynaklı bir enerji krizi vardır. Arkadaşlar B, C, D ve E seçenekleri parçadan kesin olarak çıkarılamaz ama A seçeneği nedir? Kesin olarak çıkarabilecek bir yargıdır arkadaşlar. 9. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Belli aralıklarla toplamda 15 sayı çıkan dergide yer alan bilimsel makalelerin sayısı 27 tanedir demiş. Bakın hem sayısı demiş hem tanedir demiş. 27'dir dese arkadaşlar şu tane kelimesini silsek anlatım bozukluğu nedir? Ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla bu da nedir? Gereksiz sözcük kullanımıdır. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneğidir. 10. soru. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Bakalım. 2018'de başvurusu doğru bir kullanımdır. İncelenip Dünya Kültür Mirası listesine demiş arkadaşlar. Doğru bir kullanımdır. Alınan Göbekli Tepe ülkemizin dört bir taraf tarafından adeta ziyaretçi akınına uğradı. 2019'un Göbekli Tepe yılı ilan edilmesiyle gözlerin çevrildiği bu da doğrudur. Bu da doğrudur. Tarihi alana gelen çok sayıda kişi Neolitik döneme ait yabani hayvan figürü demiş. Arkadaşlar dönemler çağ dönem adları nedir? Büyük harfle yazılır. O yüzden doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır arkadaşlar. 11. soru. Bu parçaya göre Evliya Çelebi'nin eserlerinde camilerin anlattığı bölümlerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri söylenemez demiş. Bakalım. Doğruluğu kesin bilgilerin yanında kesin olmayanlara da yer verdiği, bilgileri aktarırken sayısal verilerden yararlandığı Başka camilerle kıyaslayarak özelliklerini belirttiği ifadelerini görüyoruz. Bakalım. Evliya Çelebi camilerin özelliklerini anlatırken belli bir yöntem izler. Kaynaklarına değinerek caminin tarihçesini verir. Varsa hakkındaki efsaneleri aktarır. Şeklini, tarz ve biçimini, uzunluğunu ve genişliğini sanatlı yapılarıyla sırayla anlatmaya özen gösterir. Bakın uzunluğunu demiş, genişliğini demiş, değil mi arkadaşlar? Kubbenin içinde ve dışındaki camilerin, camların adedini kubbenin kaç ayak ve kemerden oluştuğunu, caminin uzunluğunun ve genişliğinin kaç adım olduğunu, büyüklü küçüklü sütunların sayısını ve yüksekliğini bildirir demiş. Arkadaşlar biz bu ifadelerden neyi çıkartabiliriz? 2'yi çıkartabiliriz. Sayısal verilerden ne yapılmıştır? Yararlanılmıştır. Ayasofya camisi tasvirinde Evliya Çelebi'nin özelliğini gözlemlemek mümkündür. Öncelikle mimari özelliklerin aktarımıyla birlikte beğeni ifadesinin devreye girdiği noktada yazarın özelliği başlamış olur ifadesini görüyoruz. Bakın arkadaşlar biz şuradan da neyi çıkartırız? Buradan da arkadaşlar bir numarayı çıkartabiliriz. Yani kimi değerlendirmelerinde kesin olmayan öznel unsurları da ne yapmıştır arkadaşlar? Yer vermiştir. Bir de çıkartabiliriz. Söylemeyen nedir o zaman? Başka camilerle kıyaslayarak özelliklerini belirtmesidir. Bundan dolayı da cevabımız nedir? Yalnız 3 olacaktır. Yani E seçeneğidir. 12. soru. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragrafın numaralanmış cümlelerinin hangisiyle başlaması uygun olur demiş. Bakın arkadaşlar demin parçayı okumuştuk zaten. Dikkat edecek olursanız şuradan itibaren 5'ten itibaren Ayasofya camisinden ve Evliya Çelebi'nin buna öznelliğini katmasından bahsetmiştik. Bundan dolayı da cevabımız nedir arkadaşlar? D seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Bakalım. Bal arısının yuvası olan kovanda her arının farklı bir görevi vardır. Mükemmel bir düzen içerisinde herkes ne yapacağını çok iyi bilir. Yumurtlama görevi kraliçe arının, kovanın tüm işçileri ise işçi arılarındır. İşçi arılar çiçeklerle çiçeklere konar, çiçekteki bal özünü ağızlarıyla emer, çiçekteki polen tozlarını ön ayakları ile alıp onu bir takım emzimlerle yoğurup arka ayaklarındaki polen sepetçiğinde toplar. İki polen sepetçiğinin ve ön midesini dolduran arı kovana döner ve balı genç işçilerin ağzına akıtır. Balın özü peteklere doldurulup üzeri bal mumu ile kapatılır. Polen ise kraliçe arıyı beslemek ve arı sütü yapmak üzere paketlerde toplanır demiş. A seçeneğinde tanımlamaya yer verilmiştir. Arkadaşlar burada bir tanım cümlesi göremedik. B cümlesinde işitsel ögelere yer verilmiştir diyor. Parçada bunu da göremedik arkadaşlar. B seçeneğinde elemiş olduk. Okuyana bilgi verme amaçlanmıştır diyor. Evet bu bir dursun. Devrik cümlelere yer verilmiştir. Arkadaşlar devrik cümle de yok. Bunu delemiş olduk. Tanık göstermeden yararlanılmıştır diyor. Herhangi bir kişinin sözüne de yer vermemiş. Bunu delemiş olduk. Bu yüzden de doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir. Okuya, okuyucuya bilgi verme amaçlanmıştır. 15. soru. Bu parçada düşüncenin akışına göre oysa ki okurluk onun için asla sıradan bir eylem değil, yazarlığının vazgeçilmez kaynağıdır sözlerinin numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra getirilmesi gerekir ifadesini görüyoruz. Dikkat edecek olursanız hangisinden sonra demiş. Parçamıza bakalım arkadaşlar. Çağımızın en büyük yazar hastalığı okumadan yazmak. Yani az okuyup çok yazanlardan olmak edindiği bilgileri ve deneyimleri yazarlığını sürdürebilmek için yeterli bulmak. Bu yüzden yazar edebiyat dünyasındaki konumu ne olursa olsun kendini durmaksızın okuma yoluyla beslemelidir. Arkadaşlar hiç uzatmaya gerek yok. Bakın şuraya gelmesi lazım. Yani 2'den sonra gelmesi gerekiyor. Bundan dolayı da cevabımız nedir arkadaşlar? A seçeneğidir. 16. soru. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Bakalım arkadaşlar ünsüz yumuşaması diyor. Bakın burada k eki arkadaşlar yumuşak g'ye uğramış. Ünsüz yumuşaması var. A seçeneğini elemiş oluruz. Yine baktığım derken d eki arkadaşlar t olmuş. Ünsüz benzeşmesi var. D seçeneğini de elemiş oluruz. Arkadaşlar kelimenin kökü bakın şeklinde kelimesinin kökü şekildir. Dolayısıyla i ünlüsü düşmüştür. Ünlü düşmesi de bulunmaktadır. Peki ünlü daralması var mı? anlamak kelimesinde a sesi daralarak ı olmuştur arkadaşlar. O yüzden ünlü daralması da vardır. C seçeneğini eleriz. Ama parçada herhangi bir ünsüz düşmesi söz konusu değildir. 17. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Bakalım. Bakın arkadaşlar bu kara delik demiş. Bu olmaz. Bu keşif demiş. Bu da olmaz. Son arkadaşlar bu kara delik demiş yine. Bağlantılı bu da olmaz. Yani evrenin demiş arkadaşlar bu da olmaz. Geriye kalan D seçeneği nedir? Kütlesi Güneş'inkinden az en az 1 milyon kat fazla olan kara delikler süper kütleli kara delik olarak adlandırılıyor. Altını çizmiş olduğumuz kelimeler diğerleriyle bağlantılı ol olduğu için düşüncenin akışını bozmamaktadır. E, 4 numaralı cümle yani C seçeneği düşüncenin akışını bozan cümledir arkadaşlar. 18. soru bu parçadan aşağıdakilerden hangileri çıkarılamaz diyor. Bakalım eleştiri titiz çalışma isteyen biri uğraştır. Eleştiri yapıtlarında beğeni yargıları daha çok yer almaktadır. Günümüz yapıtlarının değerlendirilmesi geçmişi aydınlatabilir demiş. Bir yapıtın birden fazla kişi tarafından değerlendirildiğinde değeri anlaşılır demiş. Şimdi arkadaşlar parçamıza bakalım. Eleştiri incelemek, ince ince elemektir diyor. Bakın ince ince elemekse titiz bir çalışma gerektirir. A içinini çıkartırız. Bunu elemiş olduk. Ele alınan yapıtın inceleme yoluyla tanıtılır. Sonra olumlu ve olumsuz yanlar belirtilerek bir araya var bir yargıya varılır. İnce işçilik isteyen böyle bir işte ben yaşanan döneme uzak düşen yapıtlardan çok yakınında kalan yapıtların ele almasını tercih ederim. Şimdilerde ise çıkan eleştirileri, kitaplarının neredeyse hepsi ısrarla eski isimler üzerine konuşmayı, onların eserlerini ele almayı sürdürüyor. Peki ama son 20 yıldır yapıt verenler ne yazıyor, ne yapıyor, nasıl bir dünyayı canlandırıyor? Biri eskiler hakkında çok bir şey yazılmadı ki derse şüphesi saklıdır. Ama demek istediğim şu, eskiye bu vurgu neden? Tersi bir düşünce neden izlenmesin? Belki yeni olan eskiyi daha iyi açıklayacaktır ifadesinden. Arkadaşlar biz şu son kısımdan da dikkat edecek olursanız 3 numarayı çıkarabiliriz. Bunu da elemiş olduk arkadaşlar. Dolayısıyla geriye kalan 2 ve 4 numaralar çıkmadığı için cevabımız da nedir arkadaşlar? C seçeneği olacaktır. 19. soru. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre açtakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Okumuştuk parçayı ama bir kez daha şöyle kısa yollu bir okumuş olalım. Şuradan alalım mesela arkadaşlar. Şimdi derdi ise çıkan eleştiri kitaplarının neredeyse hepsi ısrarla eski isimleri üzerine konuşmayı... Onların eserlerini ele almayı sürdürüyor. Peki ama son 20 yıldır yapıt verenler ne yazıyor? Ne yapıyor? Nasıl bir dünyayı canlandırıyor? Biri eskiler hakkında çok bir şey yazılmadı ki derse şüphesi saklıdır. Ama demek istediğim şu ifadelerini görüyoruz. Bakın arkadaşlar, ben bu değerlendirmeme göre eleştiri kuramlarıyla ilgili yeterli sayıda kitap okuduğumu söyleyemem. Bu olmaz arkadaşlar. Eleştirilen her eser değerli midir sorusu akla geliyor. Bu da olmaz. Türk yazınına katkı sağlamayan yazarlar da yok değil midir bu dönemde? Bu da olmaz. Bunlar Türk yazının dışında mı ki böyle bir ilgisizliğe maruz kalıyorlar? Dursun olabilir. Bazı dönemler okurlarca ilgi gören yazar sayısı az olmuştur elbette. Arkadaşlar bu da getirilemez. Bundan dolayı da cevabımız nedir arkadaşlar? D seçeneğidir. 20. soru. Bu parçada söz edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir diyor. Bakalım. Öyküleri ve romanları yanında edebiyat dünyasını yakından ilgilendiren ve büyük bir önem taşıyan eleştirel ve tanıtıcı içerikli yazılar kalem alan Eren Erendiz Atasu'nun Türk edebiyatının önemli faydaları olmaktadır. Bu türde etkinlik göstermek, Atasu'nun düz yazı alanındaki çalışma evrenini genişletmekle kalmamakta, ona yeni anlatım olanakları da sunmaktadır. Kitap tanıtma ve eleştiri yazıları yazarak kendi sanatçı me meslektaşlarına destek olma gereksinimini Atasu hep duymakta, sanatçılar arasında ayrım yapmamaktadır. Bilimsel açıdan bakıldığında çok zor bir işi üstlenen yazar, yazılarında çok geniş bir yelpazeyi ele almaktadır. Arkadaşlar, eleştiride diğer türlerden daha başarılı olduğuna bu arkadaşlar değil, eleştiri yazılarının diğer yazılarına katkı sağladığına bir dursun bu. Tecrübesini gençlerle paylaşmak istediği değil, yeni bir yazınsal anlayışa öncülük ettiği değil. Yazılarında öznel bir tavır takındı. Bu da değil. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? B seçeneğidir. Eleştiri yazılarının diğer yazılarına katkı sağladığı ne yapmıştır arkadaşlar? Değinmiştir. 21. soru. Bu parçada söz dilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Farklı bakış açıları sunmaktadır. Yazınsal kurallara bağlı kalmaktadır. Olayların algılanış biçimini değiştirebilmiştir. Mizahi unsurlardan yararlanmıştır değişik türlerde eser vermiştir ifadelerini görüyoruz. Oyunları, kısa öyküleri ve denemeleriyle bilinen yazar demiş. Bakın arkadaşlar ben şuradan neyi çıkartırım? E seçeneğini çıkartabilirim. O yüzden E seçeneğini elemiş olduk. Yine arkadaşlar şuradan da bakın farklı bir perspektif demiş. Buradan da A seçeneği çıkar. Farklı bakış açılarını sunmaktadır ifadesini görüyoruz. Yine Şuradan da zekice düşünülmüş bir ironi ve derin bir duyarlılık bulurlar ifadesinden D seçeneğini çıkartırım. Yine gülünç oldukları ifadesini görüyoruz. Bakın buradan da D seçeneğini elemiş olurum. Şuradan da arkadaşlar öyle ki değerliymiş, önemliymiş gibi gelen kimi durumların aslında ne kadar sahte ve üzerine düşünmeyecek kadar gülünç olduklarını ortaya koyuyor ifadesine de biz neyi çıkartırız arkadaşlar? C seçeneğini çıkartırız. Algılanış biçimini değiştirebilmiştir ifadesini çıkarırız. B seçeneği nedir arkadaşlar? Yazınsal kurallara bağlı kalmamaktadır ifadesini buradan çıkaramayız. 22. soru. Bu diyalogda boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirmelidir diyor. Arkadaşlar parçayı okuduğumuzda bakın B seçeneğinin gelmediğini, C seçeneğinin gelmediğini görüyoruz. A olabilir arkadaşlar, D olabilir. Bir de E seçeneği olabilir. Bunlardan da şu ikinci paragrafı okuduğumuzda şöyle diyor. En önemli konulardır bunlar diyor. D seçeneğine de bakacak olursanız güvenlik konularını da içermeli ifadesini görüyoruz. A ve E'de böyle bir kullanım yok. Bundan dolayı da cevabımız nedir arkadaşlar? D seçeneğidir. Tabi çeldirisi kuvvetli bir soru. A da olabilir, E de olabilir. Ama benim kanaatime göre bu soru D gibi geliyor cevaplar açıklandığında görmüş olacağız arkadaşlar. 23. soru bu parçadan yukarıda verilenlerin hangilerine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Bakın bize ulaşılamayanı soruyor. Hemen bakalım. Tıp alanındaki gelişmelerin hayatımıza getirdiği yeniliklerden biri de tıbbi ölçümlerin hatta testlerin bir kısmını kendimizin yapabileceği kadar basitleşmesi. Analizlerin hızlı yapılması ve maliyetlerin düşmesi, büyük cihazların götürülmesinin mümkün olmadığı ülkelerde bu testlerin güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu sayede maddi imkandan yoksun gelişmemiş ülkelerde pek çok hastalığın teşhisi mümkün oluyor ifadesini görüyoruz. Arkadaşlar ben buralardan neyi çıkartırım? Bakın hem 3'ü çıkartmış olurum arkadaşlar hem de 2'yi çıkartmış olurum. Geriye kalan 1 ve 4 arkadaşlar ulaşılamayan sonuçlardır. Bundan dolayı da cevabımız nedir? B seçeneğidir. 24. soru. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi ayraç içinde verilen açıklamasıyla uyuşmamaktadır diyor. Bakalım. Parladıktan, tanındıktan sonra uyuşuyor arkadaşlar. İyi niyetli olmayan, insanların iyiliğini düşünmeyen uyuşuyor. Yok yere nedensiz uyuşuyor. Görmezden gelme, yok sayılma uyuşuyor. Sineme, çekmem, benimsemem. Aslında arkadaşlar bu benimsemek değil, kabullenmek anlamına gelir. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneğidir. 25. soru. Bu parçadan söz edilen araştırmanın sonucundan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir demiş. Parçamıza bakalım. Japonya'da meydana gelen nükleer santral felaketleri tüm dünyanın ve bu teknolojiyi kullanmak için yatırım yapan ülkemizin dikkatini bir kez daha radyasyon sorununa çekmekte. Ülkemizde bir lise öğrencisi Tubitaka araştırma projesi sundu. Projesinde radyasyonun etkilerini azaltabilmek için kaktüs bitkisini kullandı. Genç araştırmacı açıklamasında ilk olarak kaktüs bitkisini etü adı verilen fırınlarda 105 derecede kuruttum. Ardından da bu bitkilerin küllerini alfa beta cihazlarının dedaktörlerine koydum. 600 dakika içinde kaktüslerin radyosunun oranını ölçtüm. Bu uygulamayı hem radyosuna maruz kalan kaktüslerde hem de maruz kalmayan kaktüsler üzerinde denedim. Sonuç olarak Alfa beta cihazından yayılan zararlı ışınların kaktüs bitkileri tarafından emildiği sonucuna ulaştım. Zaman içinde bu tür araştırmaların desteklenerek farklı özellikler için kullanılabileceğini, radyosunun tamamen zararsız hale getirilebileceğini düşünüyorum dedi. Bakalım radyosundan koruma yöntemleri üzerinde çalışma yapan uzmanlar bitkiler üzerine odaklanmıştır. Olmaz arkadaşlar. Zararlı bir madde olan radyosunu engelleme çalışmalarında olumlu gelişmeler elde edilmiştir bunu çıkarabiliriz. Bundan dolayı da cevabımız nedir? B seçeneğidir. 26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Bakalım. Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam bir değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır demiş. Uyulmadığı için bir yazım yanlışı diyor. Bakalım. Balkondaki akşam sefası çiçeğinin bakımı çok kolaydı. Ha bakın arkadaşlar hemen çıktı. Akşam sefası bitişik yazılır. Bundan dolayı da cevabımız nedir? A seçeneğidir. 27. soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangileri ağır basmaktadır diyor. Bakalım. Kimi işler ne kadar tekrarlarsanız tekrarlayın doğallıkla yapılamayacak kadar yüksek konsantrasyon ve aktif düşünme gerektiriyor. Diğer yandan uzmanlar bir işi en başta nasıl öğrendiğinizin de performansınız üzerinde etkili olabileceğini belirtiyorlar. Klavyede yazı yazmayı gürültülü dikkatin dağılacağı bir ortamda denediğinizde aynı anda bir konuşmayı dinleyip kafanız karışmadan daha az hatayla yazabileceğinizi belirtiyorlar. Bununla birlikte tüm işleri aynı anda yapmaya çalışmak başlangıçta zaman kazandıracak bir çözüm gibi gelse de aslında uzun vadede hem daha çok zaman kaybına hem stresine neden oluyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada ne var bir açıklama var. Aynı zamanda da benzetme değil de daha çok ne var arkadaşlar? Örnekleme kullanılmış. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneğidir. 28. soru. Bu şekilde konuşan birinin yukarıdaki tavsiyelerden hangilerine uyması beklenir demiş. Bakalım arkadaşlar. Parçayı okumuştuk zaten demin hatırlarsanız. Bir işi öğrenirken alanında uzman kişi veya kurumlardan yardım alın demiş. Olamaz. Bir işi en iyi şekilde yapmak için önce o işten kolay bir iş yapın. Bu da olmaz tek bir göreve odaklanıp onu yerine getirdikten sonra diğer göreve başlayın demiş. Arkadaşlar bu nedir? Uymasını beklediğimiz bir davranıştır. Çünkü paragrafın sonundan onu çıkarıyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 29. soru. Bu parçanın bütününde yazar aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır diyor. Bakalım. Dalgınlık kursları adlı kitabım için kendimle okurla Yer yer otobiyografik, en çok da İstanbul kesitli bir tür iç konuşma diyebiliriz sanırım. Yapıtın üslubu yalnız başına kalan bir kişinin aklından geçenleri farkında olmaksızın yüksek sesle dillendirmesi gibi bir biçimle oluştu. Kitapta insanın yazarlık gücünü sınaması yolunda önermeler ve okuma yolunda zihin açıcı metotlar ortaya koyan metinler var. Bazı yazarların Okura dar kalıpların sıkıcılığından kurtuluş yolları öneren nitelikte olduğu söylenebilir demiş. Yaşadığı şehrin yapıtını değişik yönlerden etkilediği olamaz. Yapıtın içerik ve biçem olarak nasıl oluştuğu olabilir. Özgün eserler vermek amacıyla yapıt oluşturduğu olamaz. Okulların anlatım biçimine alışmalarının kolay olmayacağı olamaz. Okullarına okuma yolculuklarına rehberlik etmek istediği olamaz. Arkadaşlar dikkat edin hem konudan hem de üsluptan bahsettiği için cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 30. soru. Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcükler türcü özdeştir demiş. Bakalım. Sepet tezgahtan düşünce içindeki bir yumurta hariç hepsi kırılmış. Bakın bir nedir arkadaşlar burada? Sıfattır. Mezun olduktan sonra küçük bir ilçeye memur olarak atanmış. Bir ilçe demiş. Bu da arkadaşlar nedir yine? Sıfattır. Türcü özdesi sormuştu bize. O yüzden de doğru cevabımız nedir? A seçeneğidir. Biz yine diğer seçeneklere de bakmış olalım. Bahar geldi fakat havalar tam olarak ısınmadı daha derken yanlış sözcüğü fakat anlamına geldiği için nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. Ankara'ya gideceklerinden sadece benim haberim olmamış sadece anlamına geldiği için buradaki yanlış sözcüğü de edat görevinde kullanılmıştır. Kimi zaman elimde pusula hangi zaman kimi zaman bakın bu sözcük nedir burada? Belgisiz sıfattır. Onların burada kimi beklediğini bilmiyorum derken ismin yerine geçmiş arkadaşlar. Buradaki kimi sözcüğü nedir? Zamirdir. Onun ne gün döneceğini ne gün demiş ismi belirtmiş. O yüzden buradaki ne nedir arkadaşlar? Sıfattır. Adam çocuklara burada ne bekliyorsunuz diye çıkıştı. Ne sorusu niçin anlamına gelmiş. Dolayısıyla bu sözcük de zarftır. Bizi ileride yapacağımız işler ile ilgili bilgilendirmek için aramış ifadesinde ile burada arkadaşlar edattır odun ile kömür demiş. Burada da V anlamına geldiği için bağlaç görevinde kullanılmıştır. 31. soru. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Üretim yapan kuruluşlarda verimliliği artırmak amacıyla makine ile malzemelerin etkili bir biçimde kullanılması ve bu doğrultuda yeni tekniklerin uygulanması, geliştirilmesi ile ilgili araştırma yapan uzman kişilere ihtiyaç vardır. Endüstri mühendisi bir işletmedeki üretim sürecinin tüm iş birleşenleriyle doğrudan ilgilenen uzmandır ifadesini görüyoruz. Bakın arkadaşlar burada E seçeneğine bakacak olursanız endüstri mühendisi işletmedeki üretim halkının bütün departmanlarında kurumun verimliliğini artırmak ve kaynakları etkin kullanmak için teknikler geliştirerek işletmeye yönlendiren kişidir ifadesini görüyoruz. İki cümlenin birleştiği anlamlı bir bütün oluşturmuş. Bundan dolayı cevabımız da E seçeneğidir. 32. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde ayraçla gösterilen yere virgül getirilemez diyor. Bakalım. Hayır. Dünkü festivalden sonra derken buraya virgül gelir. Samsun'a geldiğimizde ister Bafra'ya bakın ister Bafra'ya ister Termi'ye uğrayıp nefis pidelerinden yiyebilirsiniz. Tekrarlı bağlaçlar var arkadaşlar. Buraya virgül gelmez. 2'yi alabiliriz. Kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin, akşam yemeğinde pilav, kuru fasulye, cacık Burada arkadaşlar ne olur? Noktalı virgül olur. Bizi biraz yorsa da iyi ki bu işi yapıyoruz dedi derken aktarma cümledir. Bundan dolayı virgül kullanılır. İsveçliler damak tadına önem veriyor. Özellikle akşam yemeklerini bir tören havasında yiyorlar. Sıralı cümle buraya da virgül gelebilir. Bundan dolayı cevabımız nedir? 2 ve 3 olacaktı arkadaşlar. Yani C seçeneği doğru cevabımızdır. 33. soru. Bu parçada aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Bakalım 16-19 Ağustos tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programın. Arkadaşlar hiç uzatmaya gerek yok. Boğaziçi Üniversitesi'nin demiş bakın kurum kuruluş adlarına getirilen e, ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir arkadaşlar? A seçeneğidir. Yukarıda numaralanmış cümlelerle. Anlamlı ve kurallı bir bütün oluşturuluğunda hangisi baştan dördüncü olur demiş. Arkadaşlar bunun sıralaması şu şekildedir. Ee, bu bir olur arkadaşlar. Bu iki olur. Bu 3 olur. Bu 4 olur arkadaşlar. Bu da 5 olur. Baştan dördüncüyü sormuştu bize. Bu da nedir arkadaşlar? E seçeneğidir. 35. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi eylemsidir diyor. Yani fiilimsidir diyor. Bakın burada böyle bir kullanım yok. Kaybetmiştir ifadesini görüyoruz. Burada da böyle bir kullanım yok arkadaşlar. Şaşırtıcı demiş. Burada da göremiyoruz. Geçtiğini derken anası mezar dikecekmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir arkadaşlar? D seçeneğidir. 36. soru. Bu parçada söz edilen araştırmacının amacı aşağıdakilerden hangisidir demiş diyor arkadaşlar. Amacını soruyor bakın bize. Parçayı okuduğumuzda şuradan sonrasını okuyabiliriz. Bu araştırmaya göre ortalama 50 yaşında bir insanın sosyal ilişkilerinin durumu fiziksel ve sağlık açısından kolesterol seviyesinden daha doğru bir tespitin önüne geç, önünü açıyor. İyi dostlara sahip olmak insanı akli ve fiziksel açıdan ayakta tutuyor. Araştırma ekibi 50 yaşındayken sahip olduğu ilişkilerden en mutlu olanların 80 yaşına geldiklerinde en sağlıklı olanlar arasında yer aldığını belirtiyor ifadelerini görüyoruz. Bakın. Buradan çıkaracağımız sonuç nedir arkadaşlar? Amaç seçenekleri okuyoruz arkadaşlar. Mutluluk konusunda erkekler ve kadınlar arasındaki farklılıkları belirlemek olamaz. Olumsuz sosyal ilişkilerin kişinin ruhsal yaşamına olan etkilerini ortaya koymak olamaz. Kolesterolden kaynaklanan rahatsızların yaşa bağlı geçirdiği değişimi incelemek olamaz uzun yıllar yaşayabilmenin kişinin yaşamında nelere sahip olmasıyla gerçekleşebileceğini belirlemek, bu da olamaz. Kişinin sosyal ilişkilerindeki mutluluğun hayata ne kadar mutlu ve sağlıklı olunacağı üzerindeki etkisini ortaya koymak. işte arkadaşlar araştırmanın amacı budur. Yani E seçeneğidir. 37. Bu cümlede boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşıdakilerden hangi sırasıyla getirmelidir demiş. Emeklerimiz okurlarımızın sıcak ve yoğun ilgisi ile buldu ve gönüllü çalıştığımız bu girişimde arzu ettiğimiz tek buydu zaten. Şimdi arkadaşlar ben buraya emeklerimiz okullarımızın sıcak ve yoğun ilgisi ile karşılık buldu ve tamamen gönüllü çalıştığımız bu girişimde arzu ettiğimiz tek ödül de buydu zaten ifadesini çıkarabilirim. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 38 Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangileri yapım eki almıştır diyor. Bakalım. Nice güzellere bağlandım ben derken bağdan bağlanmak olmuş arkadaşlar. Bu türemiş. Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum derken burada böyle bir kullanım yok. Her türlü isteğim topraktan aldım derken istemekten istek olmuş arkadaşlar. Bu da türemiş. Benim sadık yarım kara topraktır. Burada da böyle bir kullanım yok. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 4 olacaktır. Yani C seçeneğidir. 39. soru bu cümledeki ögelerin doğru sırası aşı, hangisinde verilmiştir diyor. Anadolu'da yaşayan halkın sorunlarına eğilme ortaya konulan sanat eserlerinin başta gelen özelliklerinden biridir bu yıllarda. Arkadaşlar bakın şuradan itibaren nedir? Burası komple yüklemdir. Ne başta gelen özelliklerden biridir. Anadolu'da yaşayan halkın sorunlarına eğilme özne ne zaman bu yıllarda zarf tümleci Bundan dolayı öge dizilişi nasıldır arkadaşlar? Özne, yüklem ve zarf tümlecidir. Yani A seçeneğidir. Evet arkadaşlar son soruya geldik. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci cümlede farklı türde eylemsilere yer verilmiştir. Hemen bakalım. Seyredebilmesi demiş isim fiil arkadaşlar bu görmüş olduğunuz gibi. Bir de nerede var? İstenen derken de an en nedir arkadaşlar burada? Bu da sıfat fiildir. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. İkinci cümlede birden fazla tamlayanı bir tamlanana bağlamış at tamlaması vardır diyor. Bakalım. Bu da gemiye etki eden su ve hava dirençleri. Bakın hava dirençleri, su dirençleri birden fazla tamlayan bir tamlanana bağlanmış. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. Üçüncü cümlede sözde özneye yer verilmiştir diyor. Bakalım. Hava ve deniz koşulları gemi üzerindeki takıntılar vesaire dikkate alınarak geminin toplam direnci ve ana makinenin gücü belirlenir. Belirleyen kim? Belli değil. Belirlenen ne arkadaşlar? Geminin toplam direnci ve ana makinenin gücü. Bu da sözde öznedir. Bundan dolayı da C seçeneğine demiş oluruz. Cümlenin yüklemi geçişsiz bir eylemdir diyor dördüncü cümle için. Bakalım onu etkiler. Anlamlı bakın arkadaşlar. Dolayısıyla bu geçişlidir. Yine de dursun E seçeneğine bakalım olumlu, kurallı bir fiil cümlesidir diyor. Uygularak bulunur. Bulunur. Yüklem sonda arkadaşlar kurallı fiil cümlesi olumsuz geki olmadığı için de olumlu bir cümledir. E sineği dilemiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi doğru cevabımız nedir arkadaşlar? D seçeneğidir. Yüklemi geçişsiz değil. Nedir arkadaşlar? Geçişlidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın lütfen bir sonraki Türkiye geneli denemesinde buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.